Merhaba, ben Mindy. Bugün sizlere nasıl koca yapılır onu göstereceğim. Evet evet, yanlış duymadınız. Her şeyi un ve yumurta ile yapabiliyorum. Ben de dedim ki neden bir de koca yapmayayım ki? Böylece muhtemelen büyük çoğunluğu evde kalmış kızlardan oluşan siz umutsuz izleyicilerime bir kez de olsa damar tıkanıklığı dışında bir şeyler daha verebilirim. Öyle değil mi? Bu fikrimi Sue'ya anlattığımda yarım aklıyla bana sen delirmişsin gibilerinden bir şeyler söyledi. Neyse ki Didim'e yazlığa gitti de ondan kurtuldum. Ben de rahat rahat koca yapabileceğim. Şimdi siz diyeceksiniz ki neden kocanın canlısını bulamadın? Bakın, bu köydeki erkeklerin dikkatini çekmek için ya dört ayaklı olacaksın ya da birinci göbekten akrabaları filan. Ensest piçler. Neyse, aman yetti vallahi ya. Milletten hayır da yok. Yani şu yetim kirazlar orada al al duruyorlar, baksanıza. Gerçi pek de kirazlık bir yanları yok. Portakal mı deseydin? Gerçi bu kusursuz şekillerin bir narinciye karşılığı var mı ondan da emin değilim ama. Hey hadi ama birbirimizi kandırmayalım. Kamera açıldığından beri onlara baktığınızın farkındayım. Ve evet, koca yapımına geçebiliriz. Önce tabii ki unumuzu koyuyoruz ve biraz da ten rengi için tarçın filan. Şöyle ufak erotik spenklerle kocamızı atomlara ayıralım. Ve tabii ki kabartma tozu. Biraz tuz koyuyorum ki ayakları kokmasın. Şimdi bazen böyle hamur artabiliyor. Mesela ben yine biraz fazla kaçırmışım ölçüyü ama hiç önemli değil. Artan hamurdan da çocuk yapacağız. Evet, isimlerini İzel, Çelik ve Ercan koyacağım. Evet, ailemizi fırına koyuyoruz ve bir süre bekliyoruz. Ve evet, işte hazır. Bu yemediğim ilk ailem olacak. Yani umarım. Bu da doktordan aldığım deli raporum.